sonsuz merhamet sahibi olan Allah, bizleri dünyaya hızla yaklaşan dev gök taşlarından korumaktadır. Siz bu filmi izlerken atmosferin üst tabakalarında bir meteor bombardımanı yaşanıyor. Uzay boşluğundaki milyonlarca meteor, dünya için önemli bir tehlike oluşturuyor. Bir meteor her an dünyaya, belki de şu anda sizin bulunduğunuz yerleşim bölgesine düşebilir. Ve bu, tüm insanlığın sonu anlamına gelebilir. Böyle bir çarpışma etkisiyle depremler, yangınlar, volkan patlamaları birbirini izleyecek ve yeryüzünde yaşam kalmayacaktır. Peki tam şu anda bir meteorun bulunduğunuz bölgeye doğru hızla yol alıyor olabileceğini hiç düşündünüz mü? Dev göktaşı dünyaya yaklaşıyor. Zaman zaman haberlerde dev göktaşlarının dünyaya yaklaştığını duyarsınız. Bunlardan biri de geçtiğimiz yıllarda dünyaya çok yakın bir mesafeden geçen 55 milyon ton ağırlığındaki göktaşıydı. Bu dev göktaşının 8 Kasım 2011 tarihinde dünyanın hemen yanından teğet geçeceği açıklandı. Dünyaya 350 bin kilometre uzaktan geçecek bu göktaşının dünyaya en fazla yaklaşan göktaşlarından biri olacağı hesaplandı. YU-55 ismi verilen göktaşının dünyaya çarpması halinde 65 bin atom bombası gücünde etki yapabileceği ve yerde 600 metre derinlikte kratere yol açabileceği bildirildi. Daha önceki senelerde de birçok göktaşı dünyaya teğet geçti. Örneğin 15 Mart 2002'de dünyaya 450 bin kilometre uzaklıktan 50 ila 100 metre çaplı bir asteroid geçti. Eğer dünyaya çarpmış olsaydı kuvvetli bir nükleer bomba etkisinde patlama meydana getirecekti. 22 Haziran 2002'de ise bir futbol sahası büyüklüğünde bir asteroid çok daha yakından, yalnızca 120 bin kilometre uzaklıktan ve saatte 37 bin kilometre hızla geçti. Unutmayın ki bu göktaşlarından birisi dünyamıza hiç değmeden geçmek yerine ona çarpmış olsa büyük ihtimalle şu anda bu filmi izleme imkanı bulamayacaktınız. Ancak Yüce Rabbimiz sonsuz şefkatiyle bizleri bu tehlikelerden korumuştur. Bu koruma Allah'ın sonsuz merhametinin bir tecellisidir. Kur'an-ı Kerim'de her şeyin ancak Allah'ın dilemesiyle varlığını sürdürdüğü şöyle bildirilmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Andolsun, eğer zeval bulacak olurlarsa, kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu O, Halim'dir, bağışlayandır. Şüphesiz ki Allah, dilediği zaman tüm kainatı yok etmeye kadirdir. Allah, dünyanın sonunu getirecek olan kıyamet saati için bir vakit belirlemiştir. Ve dünyayı saran göktaşları o saate doğru büyük bir hızla ilerliyorlar. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar! Rabbinizden korkup sakının. Çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir. Gerçek şu ki, kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Onda şüphe yoktur. Gerçekten Allah, kabirlerde olanları diriltecektir. Allah, içinde bulunduğumuz dönemde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışıyla birlikte insanlığın son kez Kur'an ahlakına yönelmesi sürecini başlatmıştır. Dünyayı her an vurmaya hazır yüz binlerce göktaşı, dünyanın etrafını bir bulut gibi sarmış bulunmaktadır. Hicri 1400 yılı hadislerde bildirildiği üzere Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış tarihidir. Hicri 1400 yani 1980 yılından 2010 yılına kadar geçen 30 senelik bir zamanda dünya etrafındaki göktaşları muazzam derecede bir artış göstermiş durumdadır. Özellikle 1999 yılından itibaren göktaşlarının daha hızlı artış göstermesi dikkati çekmektedir. 1999 yılında göktaşlarının artışına işaret eden ayet ise şöyledir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile üst üste yığılmış bir buluttur derler. Bu ayetin ebcedi 1999 tarihini vermektedir. Göktaşlarının 1980 yılında artmaya başlaması ve 1999 yılının sonlarına doğru bu artış hızının olağanüstü şekilde yükselmesi kıyamet alametlerindendir. Doğrusunu Allah bilir.